Yüzde emiratörü kapatılmış Nintendo oyunu nasıl oynamayı düşünüyorsun? Hayırlısı be. Önce bir oynamaya değer bir Nintendo de oyunu bulayım da. Ondan sonra onun da bir çaresine bakarız. Gereksiz Switch'e para verir alır oynarım. Oğlum ne olacak yani? Niye hiç indirim videosu çekmiyorsun? Niye çekeyim? Senin şu bizim hafıza sorularımız aynı şekilde taşak geçme yok mu? Bu yüzden ücretli abone olduğum tek yayıncısın. Teşekkür ederim. <laughs> Ben zaten dördüncü kitabındayım. Daha kötü şeyler yaşamayacaktım. Yok canım. Yok canım. Ne yaşanacak ya? Olmayı bakmayı düşünüyor musun? Valla önceliklerimde değil. Hadi ki de yeni bakarsın. Sonra hikaye kapatırsın bence. Muhtemelen. Person 6 mı istersin? Persona 1 remake Arkadaşlar hiçbir şeyi hiçbir şeyin remake'ini istemiyorum. Mesela yeni bir Person oyunu yerine metafor daha çok ilgimi çekiyor şu an. Yeni bir Final Fantasy 7 remake yerine ya da herhangi bir Final Fantasy oyununun remake'inin yerine yepyeni bir Final Fantasy oyunu daha çok ilgimi çekiyor. Kısacası remake hiçbir zaman tercihim olmayacaktır. Bunu belirtmek istiyorum öncelikle. Yüzeye yeni güncelleme gelmeyecek kadar kullanamayacaksın demediler. 4090 olan optimizasyon kimin onunda? o iş öyle olmuyor. Yani 4090'ın olsa bile maalesef eminatörlerin ...sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için spesifik şekilde optimize edilmeleri gerekiyor. Hani hangi ekran kartını kullandığının çok bir önemi yok bunda. Ondan dolayı yeni çıkacak olan oyunlarda... Ee, ...güncelleme almayacak olması, yüzünün belli bir süreden sonra onun kullanılmaz hale gelmesi demek olabilir. Ha şöyle bir iyi yönü var, Switch'in zaten sonuna geldik. Yani Switch zaten ölmek üzere, bitmek üzere vakti. Yeni modele geçiş yapılacak. O yüzden de Switch'e çıkabilecek olan bütün ekskluzivler aşağı yukarı çıktı diyebiliriz. Var tabii ki bir şeyler daha çıkacak olan. Princess Peach'in oyunu var yakın zamanda gelecek vesaire falan filan bir var ama çok büyük ihtimalle Mantıklı. o devasa oyunlar bitti. Hakan Çolakoğlu hoş geldin teşekkür ederim desin için. Yani yeni bir büyük Zelda oyunu, yeni büyük bir Mario oyunu vesaire görmeyeceğiz bu saatten Mantıklı. sonra Switch'te. Zek video hoş geldin teşekkür ederim desin için. Çıkacak olan oyunlar büyük oranda daha ufak çaplı daha store doldurmacı oyunlar olacağı için yani oynamasam da olur oyunlar olacağı için çok da problem değil. Abi durum remake falan ile kotor remake göründü çiv bak sesi çıkaran sen değil miydin? Evet kotorun yeri çok ayrı gerçekten. Bir de kotor çok eski bir oyun. Hani remake'inin gelmesi. Hmm. Farklı bir şeyler sunabilecek olması falan filan fikri heyecanlandırıyordu. Ve Kotor markasının diriliyor olması heyecanlandırıyordu. Çünkü Kotor markası şu an canlı değil. Yani güncel olarak devam eden bir şey değil. Kotor adına herhangi bir şeyin yapılıyor olması belki e de geç bir Kotor 3'ün de yapılabileceği anlamına geldiği için birazcık da heyecanlanmıştım. Ama belki öyle bir şey olmadı. Sonuç olarak Kotor iptal edildi. Remake yani. Marka yine ölü, yine ölü, yine ölü. ölü. Kotor'un bende yeri çok ayrıdır çok 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 sevdiğim bir oyun. Yani en sevdiğim birkaç oyundan biri. Ama lakin marka öldü ve yeri geri gelmiyor yani yapacak bir şey yok. Witcher 1 2 oynadım. Oynadım. Witcher'ın oynama Witcher'ın oynamadığım oyun yok. Sektörde remake anlayışı remake gelmesi lazım. Yes. Abi benim oğlanla senin kız Esu başka göz mi? Benim Esu'ya iyi bakar. Biraz yaşı büyük oğlumuzdur ama isterseniz size ve iç güveyi sorarak gelir. Bu yeri oynar mısın? Orası neresi hatırlamıyorum ama oynarım. Ee, Estus'u baş göz etmek. Estus daha çok küçük abisi. Daha çok küçük Estus. Daha, daha bebek o. Daha evlendirmek için çok çok genç. Daha o. Çok erken yani. Maalesef. İyi. İyi. 500 TL. O oh, ye. Yeah. Nasıl 40 yaşındaki Oh my god. Bak böyle şeyler olunca bir anda bir enerji yükselimi yaşıyorum sanki. Yayının başından beri ki genel düşük modundan bir anda. Aha. Oh yeah. Teşekkür ederim Mete Fairchild sağ olasın. Estus'u ne zaman sahiplenmiş? 3 yıl falan oldu galiba. 500 TL. 500 TL güzel. Oğlum, çok iyi paralar. Böyle paralarını nasıl bağış olarak yolluyorsunuz lan? Arı bir yani benim aklım almıyor çünkü. <laughs> benim aklım Bazı geçmişte Pırr'ın geçmişinde DLC gelir mi sence? Bayağı merak yandıracak benim sorularım kaynada Geçmişle alakalı bir şey geleceğini zannetmiyorum. Bence gelecek olan DLC'ler ki gelirse onlar da bilmiyorum yapacaklarını duyurmuşlardı ama ana partiye eklenecek birkaç farklı yeni görev Oha. zincirden ibaret olur diye tahmin ediyorum ben. Yani spesifik Emperor ile alakalı bir şey geleceğini zannetmiyorum. Ya da en azından geçmişe yönelik bir şey geleceğini zannetmiyorum. Ve bir şu seleye şey alabiliyorsun. Hmm, yemek. Evet. Evet. Tamam abi 1000 TL'ye bin TL gönderecektim vazgeçtim. gönderim oğlum çok ayıp. Knight oynarım. Make yapsalı, oynar mısın peki? Oynarım. Ama bu heyecanlandığım anlamda gelmez. Yani. Sadece kanalda bir yeri olduğu için ve onu oynarsam insanların verecekleri tepkiyi merak ettiğim için oynarım herhalde. Yani. Başlamak istedim sadece siyahi düşmandan olduğu bir versiyonunu oynar mısın? Öyle bir versiyon var mı? Mod falan mı o? Ne o? Mantıklı. Fevzi Bayar hoş geldin. Teşekkür ederim mesaj için. Maguro'yu hatırlıyorum tabii ki. Hatırlıyorum Maguro'yu. Maguro'yu nasıl unutayım? Maguro ile geçirdiğim iki Mantıklı. hafta. Fevzi hoş geldin. Teşekkür ederim sizin için. Çok ilginç bir haftaydı. Çok garip bir köpek. Çok nazlıydı. Çok şeydi. Yılışıktı. Şimdi geceleri yatmadan önce oyun oynamak istiyor tamam mı? Mantıklı. Hoş geldin. <laughs> Kuroymuş. Okey. Hoş geldin Kuro. Geceleri yatmadan önce Mantıklı. oyun oynamak istiyordu. Emin olun. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Ben de genelde yatmadan önce zaten bitmiş oluyordum. O günlerde her hafta bir şey çıkarmaya çalışıyordum. Koleksiyon videosu çıkarmaya çalışıyordum. O haftalarda. E, harılarla çalışıyorum böyle. Oyun oynuyorum. Hemen yazıyorum. Kurguluyorum. Bilmem ne yetiştirmeye çalışıyorum. Her hafta cumartesi günü falan. Gerçekten belamsız girmiş durumdayım. E, tam da işte bir yandan da gün içerisinde maguro ile uğraşıyorum vesaire. Gece de tam yatmadan önce maguro başlıyordu koşturmaya. Benim yatacağımı anladığım anda koşturmaya başlıyordu. Çünkü maguro e, ee, Satomi beraber uyuyordu. E de olarak ben ona baktım hafta benle beraber uyuması gerekiyor. Yani insan da uyumaya alışmış yatakta. Ulan ilk iki gün bayağı bir kovaladım bunu. Yakalattırmıyor. Ufacık bir şey zaten her tarafa giriyor, kaçıyor ve çıldırtıyordu beni yani yatmadan önce. Üçüncü gece Mantıklı. gene baktı ben uyumaya gidiyorum. Kaya hoş geldin. Teşekkür ederim. Metin 5 kişi abone etmiş. Teşekkür ederim. Efendim. Sağ olun. Sağ olun. Mantıklı. Baktım kaçacak. Dedim seninle hiç uğraşamam. Yatak odasına girdim. Kapıyı kapattım. Vurdum kafayı yattım. Gece boyunca Mantıklı. birkaç kez böyle vik vik ses çıkardı. İçeri girmek istedi. Almadım da. Ertesi gün akşam oldu. Ben böyle yatmaya Mantıklı. hazırlanacağım yine. Maguro'nun yatak odasına bir koşu var. Nasıl ama kendi başına bir koştu direkt böyle. Yatağın üzerine çıkmak Mantıklı. için uğraşıyor. Çıkamıyor da salak. Ben kendi tutup çıkarıyorum çünkü onu yakaladıktan sonra. Çıkamıyor da yatağın üzerine çıkmak için. Ya dedim böyle yaparlar adamı. Ya ya. Ya. Bu da böyle bir anımdır. Magro'ya karşı böyle bir zalimliğim olmuştur. Dersini verdim ama ondan sonra bir daha iki hafta boyunca benim kendini peşinden hiç koşturmadı. Ben yatağa Mantıklı. gidince hemen peşimden gelip uslu uslu benimle beraber uyudu. <laughs> Bugüne kadar nasıl Power Rangers co çıkmadı? Mantıklı. Var. Var. Var ya. Ruin-i Kenshin dahi izledim mi? Mantıklı. Ovalar dahil. Ee, ovaların tamamını seyretmedim. geçmiş anlatan ovaları izlemiştim ama serinin finalini anlatan ovaları izlememiştim. Animeye özel bir sonu var ya onu, onu izlememiştim. yok. Kimsenin takmadı oyunları gelecek mi? Bir gün. Mantıklı. Nisan'dan sonraki bir gün. Bir gün. Magro ölmüş müdür? Umarım ölmemiştir. Umarım ölmemiştir. O kadar uzun zaman oldu mu diyeceğim ama oldu. 10 yıl oldu lan. Şaka maka. Magro ile geçirdiğim zamanın üzerinden 10 yıl geçti yani. Ölmüş olabilir. Umarım ölmemiştir ama. Pug'lar ne kadar yaşıyor bilmiyorum. 8. yüzyılın en iyi oyun yücesi nasılma geri gel. Ecem ablayla Gate oynadınız mı? Kovup. Oynamadık ama çok istiyorum. Maduro kim ya? Maguro lan Maguro köpek. Ta 2014'te benim videolarımda gözüken bir köpek. Senin için Samuray Temalı en iyi iş nedir? Samuray Temalı en iyi iş. Mantıklı. Hmm. Düşünmem lazım. Metin Feriç bir abonet kaldı yetmişti. Şükür efendim sağ olun. 12-15 yılmış Pug'ların ömrü. Maguro ölmek üzere bile değil. Ya ölmemişse bile ölmek üzeredir muhtemelen şu an. Evet pakların nefes alması çok zor. Maguro yanında uyurken geceleri bildiğin insandan Mantıklı. beter uğurluyordu çünkü. Metin Fair Çal gene abonelik hediye etmişti. Teşekkür efendim. Sağ olun. Senin için 84 saat oynamak normal mi? Benim için değil. Sizin için olabilir tabii ki. Yok, o kadar o kadarını bilemem. Benim için <laughs> değil. Bunu de oynayabilirsin birbirine düşmeli. Ee, bence birbirimize düşmeli oyunlar oynamamız lazım bizim yani. Oyun konusunda ikimiz de agresif oluyoruz. Bayağı bir. Ya yani oyun oynarken ikimiz de çok agresif oluyoruz. Bir iki kere co işleri oynadık. Agresif başlıyor direkt yani. Lütfen oyuna git geçelim. Şarjım bitiyor. Havaalanında biraz olsun oyunu göreyim. Geçeriz şimdi. Araya bir reklamımızı sokuştururuz. Geçen seferki gibi masa üstü sesini açık unutmayayım da yankı olmasın bari. Eee. <laughs> Mario oynanma. Ha evet Mario oynamıştık. Eceğim çok sinirlenmişti bana. Çok önden gidiyorsun, beni arkada bırakıyorsun diye. Ne diyeyim? Mario hızlı oynanır ya. Mario Party... Oo Mario Party oynasak var ya... Allah! Mario Party'de ben de çok sinirleniyorum. Mantıklı. Ve Mario Party tamamen şans oyunu zaten. Azat Karataş geldin teşekkür öndesi için. Yani skill çok minimal. Bütün olay ee, şans. Ben... Allah'ım en son Mario Party oynadığımızda galiba sarbile oynamıştık. Yere kontrolcü çakmıştım sinirden. Mantıklı. Yani. Vurvikleşiyorum. Hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Üç kere mi? Dört kere mi? Üstü sızlarda sıfır atmıştım. O kadar sinirlenmiştim ki artık böyle. Ecem olayla Brothers Make oynayacak mısın? Brothers tek kişilik oyun abi. Brothers Coop ya. Brothers'ın olayı zaten aynı anda iki karakteri yönetmek. Yani oyun tek başına oynaman lazım. İki kişi oynarsan anlamı kalmaz. Hmm. Senin çekicin altın renkli Azıt Karataş. Mantıklı. Peki Play, Celestius'un yeni Metroidvania oyunu oynatma olsun. Ali Dumancı hoş geldin. Teşekkür ederim. Senin için Celestius'un yeni Metroidvania oyunu. Oyunu Para. hiç gördüm mü hatırlamıyorum ama. Peki hoş geldin. 22 TL. Teşekkür ederim. Yani şöyle. Celeste'nin platformer derinliğini bir Metroidvania oyununa yansıtabildilerse çok keyifli olur herhalde. Smash Bros. Mario Party, Pamu Party, Yuna Monopoly bir ismini söylemeye üşendim diye oynar. Smash Bros'ta şansı yok Ecem bana karşı. O yüzden hiç gerek yok onu oynamaya. Gereksiz olur yani. Ya bu benim egom değil yani. Oyundan keyif almamız anlamında. Onun için de keyifli olmaz. Şey yaparsam Bilerek kaybederse manında anlıyor zaten. Bilerek kaybettin sen bunu falan diyor. Onu da kabul etmiyor. Mantıklı. O yüzden yani Smash Bros. olmaz. Ve hoş geldin teşekkür Mario Party olur. Mario Party'de e, canım okum olasılığı çok yüksek. Uno daha hiç yani Uno versiyonu oynamadık. Pis 7'de oynadık bir kere. Onda da o mu kazandı? Kim kazandı hatırlamıyorum. Sen mi kazanmıştın Pis 7'de? Yani o kazanmış Pis 7'de. E, başka ne vardı? Monopoly. Monopoly hiç oynamadık. Dişimden bir sonlara beni çok sinirlendireceğini söylüyor. Bakalım yani. Bakalım. En sevdiğim Batman çizgi romanı nedir? Tavla, ben tavla da tabii ki yok. Ben tavla oynamayı bilmiyorum. Hala tam bilmiyorum yani. Ecem uf ufak ufak bana öğretiyor arada bir. Daha ilk kez oynadık. O da daha ilk flört dönemlerimizdi zaten. Ben çok gergindim falan. Garip zamanlardı. Tavla da bildiğim böyle şeyde oturduk. Nargileci kafede oturduk. Ecem karşımda. Birinden ağrılı birinden zar atıyor. Ben orada böyle duruyorum. Hangimiz erkek hangimiz kız belli değil. Canım köz getir falan yapıyor garsona böyle. Garson geliyor bana bakıyor. Ben garsona bakıyorum ben he falan filan diye böyle. Abi senin şey oluyor olman gerekmiyor muydu falan diyor yani senin ona öğretiyor olman gerekmiyor muydu falan diyor tavla diyor. Ben bilmiyorum he falan olunayım ben böyle. Ya bütün gender roller tamamen değişmişti yani o gün çok rahatsız ediciydi. Ecem abla sigara içiyor. Ecem ablanın sigara içmiyor. ama Ecem, Ecem ablanı sağlam bir nargileci. Para. Eskiden nargile tezgahı varmış zaten öyle söyleyeyim sana. Kendince 15 TL'ye ken söyleyince böyle bilir her bokunu bilir nargilenin. Oturup şeyini falan anlatıyordu bana bir ara. Nargilenin içindeki sistem anlatıyordu. Oradan bir şey giriyor, buradan bir duman çıkıyor, pamuğu yakıyor, işte anlatıyor falan. Oha! Video baya nargileci ağır nargileci yani Bilir. paralel evren ortamı tam aynen gender fluid toska öyle öyle Oha. bir de sana cinsiyetçiler değil mi içimdeki kadın ortaya çıkıyor benim öyle anlarda ben ben tavla bilmem ki <laughs> Ecem'in de ama harbiden ya keyif şu ya ki şöyle duruyor arkaya, arkaya Bakayım bak. Bak aha falan yapıyor. <laughs> Nasıl keyif oluyor bir de yani. Bir de azarlıyordu beni. Oraya gitmez. Azarlı <laughs> oraya gitmez. <laughs> ben tala bilmiyorum. Valla bilmiyorum yani. Sultan oturuşu da yapıyor mu? Valla yapsa yap. Evde olsak yapar kesin orada arada. Evde çünkü sultan oturuşu yapıyor sık sık da. O gün orada şey de yapmıyordu. Aynen. Ağlama hadi oyna oyna. Hadi. Mantıklı. <laughs> Beli Yüksel hoş geldin teşekkür ederiz için. Böyle bir kırışı var taşların böyle. Bak aaa <laughs> <laughs> Dark Knight Returns mi yoksa Watchmen mi senin için Mantıklı. daha iyi ve niye? Darwin hoş geldin teşekkür ederim de senin için. Yani nitelik olarak bakarsak aslında Watchmen daha önemli bir hikaye de. Dark Knight Returns benim fan dolayı daha çok hoşuma gidiyor galiba. Hala gülüyor ya. <laughs> Mantıklı. <laughs> Koyduk diye bağırması lazım. <laughs> Tetris'e yola Teşekkür ederim için. Koltuk altıma vermiş miydin tabloyu? Vermiş hatırlamıyorum ben de. Vermiştir. Yapa hiç affetmez öyle şeyleri. Bazen keko bir erkekle birlikte olduğumu anlıyorum diye. <laughs> nah çekerek zar atabileceğim abla. Bak diye. <laughs> nah çekerek zar atmıyor ama evde çok sık nah çekiyor bana. Aha yapıyor kafamı çeviriyorum. Geçen ne yaptı biliyor musunuz? Aha kar yağıyor dedi. Kalktım baktım pencereden dışarı. Aya kalktım pencereden şuradan bakıyorum bir şey de yok. Göremiyor muyum acaba falan dedim. Bir, 30 saniye falan dışarı baktım. Arkamı dönüp kahkaha atıyor. Dedim senin espri anlayışın bu mu? Mantıklı. Ha bu mu senin espri anlayışın yani? Taha hoş geldin teşekkür ederim. Yani dedim yani you suck. Yani çok lame bu yani. böyle şaka mı olur? Bunun nesi komik diyorum ama gözden yaş geliyor. Ağlıyor bildiğin gülmekten. Bu ya yani, evdeki espri kalitemiz bu abi. Benim ömrümün geri kalanında çekeceğim olan şey bu yani. Düşünün artık. <laughs> Best espri. <gülüyor> Hala gülüyor ya. Bu yani. Oha. Hadi gerçekten yani sanki nişanlımla değil de hani gıcık kız kardeşim ya da gıcık ablamla uğraşıyormuşum gibi anladın mı? Hani böyle. Geçen gene böyle bir şeyler yaptın hatırlamıyorum ne de şimdi. Hı? Dün mü dün önceki gün mü gene yaptım böyle bir şeyler. Gene garip bir şey yaptım böyle bir döndüm baktım. You're so lame dedim ama neydi de hatırlamıyorum. Hı 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 hı. Var böyle espriler. Ecem abla daha ilgi çekici şu an. Sandalyeyi verip gitsem mi sen de? <laughs> ama sponsorlu yayın bu. Sponsor videosunu sokmam lazım. Abi kar ya baksana. Bağayım. benim manita kıyafetlerime kaşı tozu döküyordu abi sen. yok canım o kadar fazla o kadar da olmaz yani. O o çok fazla. Bir zamanlar işte tuvalet çıkışında beni korkutmaya çalışıyordu. Yapıyordu öyle şeyler. Canım bildiğin supremacy woman oldu gözümde. <laughs> Ecem abla elikli kızıydı ama dost Hamidi erkeğiydi. Yani. Yok o hayat kızı. Hayat su içiyor. <laughs> hayat kızı bir dakika çok... Hayat kızı çok yanlış oldu. Nerin sen ha? Shla, nerin sen? Osmanlı tokadı geliyor. Çok yanlış oldu. Neyse ki öyle bir öyle bir terim yok neyse ki hayat kızı diye. Efendim. Hayat kızı. Yani küçük yaşta kötü yola düşmüş falan. <laughs> ne bileyim yani hayat kızı öyle bir şey oluyor herhalde bilmiyorum yani. Hayat dolu kız. Bak bu daha güzel. Oo, oh, kulüp çıktı mi <laughs> dedi? <laughs> Çocuk işçi. Ha aynen. Aynen o, o, şekilde. Biliyorsunuz en eski meslek ya. <laughs> ben özgürüm Nil. Özgür kız değil miydi lan o? Hayat kız değildi. Özgür kızdı o. Kız yerine yetişkin versiyonu söylese kötü. O çok kötü olurdu işte. O noktaya gelmedik neyse ki. Ucundan döndük. Ucundan döndük. Ecem hayat kızı ya. <gülüyor> Oha. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yapacak bir şey yok. Çok kötü oldu. Oh. <laughs> Kadın yeni kız ile kutlanma her türlü kadın düşmanı tweetler geliyor. Mutlu Abi sıvama kısmı Para. daha çok hoşuma gitti. Kingdom Hearts videosu yap. İyi. Teşekkür ederim yaparız. Hapkı 200.000 DMC ye HD Collection alır mı? Ve Eminem sever misin? Severim. Alınır. İkisine de evet. Para. Ejest. Ejest ne ya? Ecem ve dostun birleşimi mi Ejest? Ejest. Ejest. Doem. <laughs> Tebrikler Twitter'a bir günlük TT olmak kazanınız. Abi kaslarını gösterin üzücü çalışıyor seri gibi olmak istiyorum. Kasım kalmadı eridi hepsi bende. Hepsini yağla, yağ ile değiştirdim ben. Madem Eminem seviyorsun Eminem şarkılarını sayabilir misin? Sayamam. Abi oyuna geç nah, yoksa nah çekerim. O zaman size hemen bir reklama maruz bırakayım ben hemen bir reklamımızı yapalım bugünkü Asus ürünümüzün reklamını yapalım